Selam, iyi misin? İyisin. Tamam, derse başlayalım. Bugünkü konumuz atletizm ve branşları. Atletizm, insanoğlunun koşma, atma, atlama gibi tabi hareketlerine dayanan, fiziksel gücü geliştirmeye ve sürdürmeye yarayan beden hareketlerinin hepsi olarak tanımlanabilir. Atletizm, bir pist veya alanda yapılan dünyanın en eski sporlarından biridir. Bu oyunlarda atletler koşu, yürüyüş, atlama ve atma yeteneklerini gösterirler. Bu tür etkinlikler çağlar boyunca tüm dünyada yaygın ilgi görmüş. Bilinen ilk koşu yarışı M.Ö. 3800'lü yıllarda Antik Mısır'da düzenlenmiştir. Atletizm kelimesi dilimizde Fransızca'dan kelimesinden, atlet diye adlandırdığımız sporcu kelimesinde eski Yunanca'da atletes kelimesinden geldiği bilinmektedir. Peki, branş ve dalları nelerdir? Atletizm 3 ana disipline ayrılır. Bunlar koşular, atmalar ve atlamalardır. Kanka, branşlar işte bunlar. Koşu. Kısa mesafe, orta mesafe, uzun mesafe, engelli koşu ve bayrak koşularından oluşur. Bu yarışlar kapalı alanlarda, kırlarda, yollarda veya açık hava pistlerinde yapılmaktadır. Koşunun bir alt dalı olan maraton. Maraton, uzun mesafeli 42.195 metre sert tabanlı yollarda yapılan mukavemet koşusudur. Adı eski Yunanistan'daki Maraton Savaşı'nda, Maraton Ovası'ndan Atina'ya koşarak gelen bir ulaktan esinlenerek verilmişti. İlk kez 1896'da düzenlenen Atina Olimpiyat Oyunları'nda koşuldu. 1924 yılında 42.195 metre olması benimsendi. Uluslararası Amatör Atletizm Federasyonu 1992 yılından itibaren 21.100 metrede bu kadar koşulur mu? Yarı maraton dünya şampiyonası düzenlemeye başladı. Maraton parkurları aynı nitelikte olmadığı için dünya rekoru kaydı tutulmaz. Sadece en iyi derece vardır. Şimdi ise koşunun diğer alt dalı olan yürüyüş. O normal yürümek değil mi bu? Nasıl spor şimdi? Kulağa kolay geliyor bence. Bu dalda kural gereği ileriye atılan ayak, geride kalan ayak yerden kalkmadan yere değmelidir. Tamam, değilmiş o kadar. Kolay. Bunu yapmak için de ayakları kırmadan adım atmak gerek. Aksi halde hakemler o sporcuyu diskalifiye ederler. Her iki ayağın havada olması yasaktır. Ne? Her iki ayağın havada olması yasaktır. Her iki ayağın havada olması yasak. Bayanlarda 10 kilometre, erkeklerde 20 ve 50 kilometre üzerinden yapılmaktadır. Tamam, koşu bitti. Alan yarışları. Atma ve atlama. Şimdi atlamanın alt dallarına bakacağız. İlk alt dalımız tek adım atlama. Yani uzun atlama. Yaklaşık 45 metrelik bir mesafeden koşularak içi ince kum dolu havuza yapılır. Atlayıcının sıçrama tahtasından sonra havuzda bıraktığı son iz geçerli ölçü mesafesidir. Diğer alt başlığımız 3 adım atlama. 3 adım atlamanın 3 aşaması var. İlk adımda atlet yükseldiği ayağıyla yere basar. İkinci adımda öbür ayağının üzerinde yere iner ve bu ayağıyla 3. sıçrayışını yapar. Diğer bir alt dalımız yüksek atlama. Yüksek atlamada atlet yukarı sıçradıktan sonra dönerek çatıyı sırt üstü geçer. Son atlama alt dalımız sırıklı atlama. Sırıklı atlamada atlet sırığı iki eliyle kavradıktan sonra çıtaya doğru hızlanarak koşar. Ucunu çıtanın dibine gibi V biçimli kutuya yerleştirdiği sırığa abanarak kendini yukarı fırlatır ve çıtanın üzerinden aşarken sırığı bırakır. Kanka, sırığı bırak, gözünü çıkaracaksın. Atma. Şimdi ise atmanın alt dallarına bakacağız. İlk alt dalımız gülle atma. Gülle atmada 2.1 metre çapındaki bir dairenin içinden omuzdan gelen bir kol hareketiyle gülle fırlatır. Oğlum, ne güllesi? Metalden yapılmış. Ne? Bir top biçimindeki güllenin ağırlığı erkekler için 7.26 kilogram, kadınlar için ise 4 kilogram. Oğlum, yavaş, birinin kafasına gelse ne yapacaksınız? Bir diğer atma alt dalımız ise çekiç atmadır. Çekiç atma 7.26 kilogram ağırlığındaki metal top kullanılır. Çekiç bu topun bir tel parçasıyla bağlandığı bir halkadan oluşur. Ya koparsa, ha ya koparsa. Sporcu eliyle bu halkayı kavrayarak çekici fırlatır. Atış bir bölüm tel örgüyle çevrilmiş 2.1 metre çapındaki bir çemberden yapılır. Bir diğer alt dalımız ise disk. Lütfen bir PlayStation ya da PlayStation 2 formatlı bir disk takınız. Disk erkeklerde 2 kilogram, kadınlarda ise 1 kilogram ağırlığındadır. Atış 2.5 metre çapındaki bir dairenin içinden yapılır. Atıcılar diske itici güç sağlamak için atışı bu dairenin içinde dönerek yaparlar. Son alt dalımız cirit atma. Cirit atma, uzun ok, mızrak şeklindeki cirit diye anılan aletin belli kurallar çerçevesinde en uzağa atma amaçlı spordur. Cirit atmada atış çizgisine koşarak yaklaşan atıcı, ciriti bir silkme hareketiyle öne doğru fırlatır. Erkeklerin kullandığı cirit 800 gram, kadınlarınki ise 600 gram ağırlığındadır. Kanka, bu adam öldürdü, elindekini çok dikkat edin. Evet, dersimizin sonuna geldik. Umarım
doğru ve güzel öğretebilmişimdir. Umarım yeterli olmuştur. Maske takın, mesafeyi koruyun. Yani iyi dersler. Ben kaçarım.